Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Onlar ki ruhlarını ve bedenlerini şeytani ifritlere satmışlar. Karanlık işler yapmışlardı. Bir sürü masum insanın canını yakmış, para uğruna her şeyi yapmıştı. Onlar ki Allah'tan sırt çevirmiş, kara büyünün esiri olmuşlardı kendilerinden üstün olmayan varlıklara tapmışlardı. 80'li yıllardı. O zamanlar 15-16 yaşlarında bir delikanlıydım. Her şeyin her zaman güzel olacağını düşünen, her mutluluğun bir sonu olmayacağını bilerek yaşayan biriydim. Ta ki o karanlık günler gelene kadar. Adım Murat. Sıradan bir insanım. Bu anlatacağım olayların etkisinden çıkamayan ve anlatırken bile rahatsız olduğum, ama anlatmadan rahat nefes alamayacağımı düşündüğüm bir olay bu. O zamanın verdiği imkanlarla ilkokul okumuş ve sonra da babama yardım etmek için okulu bırakmıştım. Bunu ben istemiştim. Hem babama yardım edecek hem de sevmediğim okul derslerinden kurtulacaktım. Okullar şimdikilerdeki gibi rahat değildi ve imkan gerekirdi okumak için. Ben de tarlamızda babama yardım etmeyi seçmiştim. Okumayı bırakmak istediğim zaman ilk başlarda babam üzülmüş fakat diletince kabul etmiş. Yanında tarlada çalışmaya başlamıştım. Tarla işleri de zordu. Ama aileme destek çıkmak da istiyordum. Dışarıda haylazlık yapmak yerine çalışmak ve maddi gelire destek olmak daha iyi bir şeydi. Top peşinde koşarak boş boş gezmez, biraz adam olursun derdi babam. Ama katı bir adam değildi. Çok yormazdı beni. Haylazlığıma da izin verirdi. Bir gün yine köyde arkadaşlarla top oynayıp eğleniyorduk. O zamanlar telefonlar, televizyonlar bile yaygın değildi. Sahili ailelerde vardı veya bazı kişilerde eski televizyonlar bulunurdu. Ondan fazla bir şey izlemezdim. Daha doğrusu izleyemezdim. Fazla sevdiğim şey değildi teknoloji. Akşam ezanı okunmuş. Top oynamamız bitmişti. Çoğumuzun ailesi her zaman akşam üzerinden sonra gecikmeyin derdi. Çoğu gitmiş. Benle Nazmi kalmıştık. Karanlık olduğu için de beraber gidecektik evlerimize. Zaten evlerimiz çok yakındı. Neredeyse birbirine bitişikti. Evimizin yakınlarına geldiğimiz zaman bir ailenin köyümüze geldiğini gördüm. Sadece bir kız çocukları vardı. Akşam akşam gelmişler. Ellerinde bavulları ve küçük sayılacak eski bir arabaları vardı. Kız bizim yaşlarımızdaydı. Boş eve geldiklerini düşünüyordum ama o ev çok eski bir evdi. Tadilat yapacaklarını düşünerek hiçbir şey demedim. Yardım etmek için yanlarına yaklaştık. Köy yeridir. Yeni taşınanı gördüğümüz zaman her zaman yardım ederiz. Selamımı verip yaklaştığım zaman selamımı almadılar ve adını sonralarda öğrendiğim Hatice abla bana ters ters bakarak kim olduğumu sordu. İkimiz de kendimizi tanıttıktan sonra sanki güler bir yüz takınarak yardım istemediklerini belirttiler. Biraz ısrar ettik. Nezaketten istemediklerini düşünüyordum açıkçası. Tekrardan isteksizce teşekkür ederek ve zorla gülümseyerek yardım etme isteğimizi reddettiler. Nereden bilebilirdik ki bu insanların kalplerinin karanlık olduğunu. Peki diyerek sık boğaz etmemek için hızlıca evlerimize doğru ilerledik. Ailemiz biraz daha geç kalsak kızabilirdi. En katı kuralları buydu. Ezandan sonra gelmemizi istiyorlardı. Akşama kalmamızı istemiyorlardı. Eve girdiğim zaman güzel yemek kokularını duymaya başlamıştım. Canım annem yine en sevdiğim yemeklerden yapmıştı. Beraber yemek yemiş, babamla biraz muhabbet etmiş, sonra da yatmak için izin istemiştim.'' Yarın yarım gün boyunca da babama yardım için gidecektim. Sabah erkenden kalktım yine her zamanki gibi. Tarlaya babamla giderken dünkü olayı da es geçmedim. Babam şaşırmıştı. O da benim gibi evin boş olduğunu ve tadilat gerektireceğini biliyordu. Kimler olduğunu sordu ve çekirdek bir aile olduğunu, benim yaşlarımda bir çocukları olduklarını fakat soğuk insanlar olduklarını söyledim. Tarlaya gelmiş, işimiz öğlene doğru bitmişti. Babam köy kahvesine dönecek biraz orada sohbet edecekti. Ben de onunla gelme istedim. İstememin nedeni de köyde olan şeyler çabuk yayılırdı. Bundan dolayı belki oraya yeni taşınan komşuların kim olduğunu anlayabilirdim. Köy kahvesine geldiğimizde herkes hararetli hararetli konuşuyordu. Adını hatırlayamadığım birkaç ileri gelen yani köy büyükleri tartışıyor. Gençler de onları dinliyorlardı. İlk defa duyduğum büyücü olaylarıyla da orada karşılaşmıştım. Bu yeni taşınan kişiler Acaba yakın köylerde görülen büyücüler mi?" dedi ön masalarda oturan biri. En yaşlı olan, yani köyün muhtarı ayağa kalktığı zaman herkes birden susmuştu. O büyücünün olup olmadığını bilmiyoruz ve onunla eşleşen hiçbir şey yok ve bir kızları var. Büyücü tek kişiydi. Onu görenler böyle söylemişlerdi. Hem büyücü bunu bile bile köye gelmeye cesaret edemez. Muhtar bunu dediğinde herkes sakinleşmişti. Yine yorucu bir gün daha bitiyordu. Yarın çalışmak için Tarlaya gitmeyecektim ama çok uykum vardı. Yatağa uzandığım zaman direkt 5 dakikada uyumuşum. Rüya görüyordum. Rüyamda yeni taşınan ailenin kızını gördüm. Harabe gibi bir evin içindeydik. Hiç kimse yoktu ve tavanda sarkan bir sürü örümcek ağları vardı. Ev çok karanlık. Sadece bir mumun ışığı evi aydınlatıyordu. Eliyle gelmem için işaret yaptığı anda yanına doğru ilerledim. Yanında simsiyah boynuzları olan tırnakları çok uzun, çok korkunç bir şey vardı.'' Korkuyla kafamı ondan çevirdim ve kıza baktım. Kızda bir değişiklik vardı. Göz bebekleri yok olmuş. Gözleri kıpkırmızıydı. Bunu gördüğüm anda korkuyla uyandım. Bu rüyanın köy kahvesinde bahsedilen büyücü olaylarından dolayı olduğunu düşünüyordum. Korkudan bir süre yerimden kıpırdamadım. Sabah ezanının sesini duyduğum anda irkildim. Tam o anda kapı sert sert vurulmaya başladı. Birkaç kişinin öfkeli seslerini duyuyordum. Babam uyanmıştı ve ben de onun yanına doğru koştum. Kapıyı açtığımız zaman köy muhtarı karşımızda duruyordu. Yaşlılığından dolayı nefes nefese kalmış, koşturmaktan terlemişti. Az nefes al, ne oldu dedi babam. Muhtar nefes nefesi anlatmaya başladığı zaman korkmuştum. İlk gizemli şekilde gelen aile, sonra rüya ve sonrasında ise bu olay. Tüm tarlaların tüm ekinlerinin bozulduğunu ve birkaç kişinin tarlasının nedensiz bir şekilde yandığını söyledi muhtar. Babamın korkudan gözleri büyümüştü. Sonuçta tüm ekmek teknemiz gitmişti. Herkes bir ağızdan konuşuyor, tartışıyordu. Köy meydanında neredeyse tüm tarla sahipleri ve tarlası olmasa da bazı kişiler toplanmıştı. Sadece dikkatimi çeken şey, yeni taşınan aile yoktu. Bizim yakınımızdaki evdeydi ve sesleri duyup çıkmamışlar. Perdeler açarak bakmaya bile tenezzül etmemişlerdi. Köylüden birkaç kişi, yeni gelen herkesin de düşündüğü gibi gizemli aileyi büyücülükle suçluyordu. Ama kimse ellerine bir kanıt olmadan bir şey diyemez veya onlara bir şey yapamazdı. Bizim tarlamızın olduğu yere doğru geldiğimiz zaman bizim tarlayı da sanki böcekler talan edermiş gibiydi. Tüm ekinler dağılmış, tarla kullanılmaz hale gelmişti. Babam hüzünlü şekilde tarlaya bakıyordu sadece. Oradan ayrılık ve köy meydanına geri döndük. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ekmek teknemiz gitti diyenler, büyücüyü suçlayanlar, köye cinler musallat oldu diyenler, Herkes bir şey diyordu ve muhtar elini kaldırarak tüm köylüyü durdurdu. Herkes susmuş, onu dinlemeye başlamıştı. Biliyorsunuz ki köydeki tüm tarlalar talan olmuş ve yanmış. Çoğu insan bunun karşı köylerde görünen bazı insanların inandığı fakat bazı insanların inanmadığı büyücüden biliyor. Bazı kişilerse bu büyücünün yeni eve taşınan aile olduğunu düşünüyor. Ama insanların günahlarını almadan önce konuşalım diyorum. Ve köyden ileri gelenlerden birkaç kişi alarak Evlerinin kapısını çaldım ben. Fakat açan olmadı. Perdeler çekili ve ışıklar kapalıydı. Bundan dolayı evin içerisini göremiyorduk. Köylerden homurdanma yükseldiği zaman birkaç köylü o aileye söverek kaçmışlar işte. Onlar büyücüydü. Cinlere verecekler bu köyü. Korkulan şey başımıza geldi ahali. Bırakalım köyü gidelim. Ekmeğimizden olduk. Canımızdan da olmayalım diyorlardı. Çoğu köylü onları desteklerken muhtar tekrardan söze girerek o kadar kolay pes mi edeceksiniz? Bu kadar basit miydi yani? Bir büyücüdür tutturmuşsunuz gidiyorsunuz. Allah'a sığının ki bu dertlerden kurtulalım. Yüce Rabbimize sığının ki ekmeğimizi bitireni bitirelim. Gidin evlerinize, eşlerinize, çocuklarınıza haber verin. Kur'an okuyun. Allah'a dua edin dedi. Ben dahil tüm köylü muhtarım bu konuşmasından etkilenmiştik. Eve geldiğimizde babam anneme olanları anlattığı zaman kadıncağız eyvahlar olsun şimdi ne yapacağız diyerek sitem etmeye başladı canım annem her zaman beni ve babamı düşünür kendinden daha fazla önemserdi ona üzülmemesini söyledik ve ben odama çekildim yorgunlukta yine uyumuşum aynı gördüğüm rüyayı yine görüyordum ama bu sefer diğerinden farklı bir rüyaydı aynı yerdeydim kız da oradaydı tek var boynunda olan o yaratık yoktu bana uzun uzun baktı ve fısıldayarak ormana gel dedi birden uyanmıştım sıçrar bir şekilde Orman köyün yakınında olan sık ağaçlı ama küçük bir yerdi. Gitmeli miydim diye düşünüyordum. Çünkü bu bir rüyaydı. Ya onlar büyücüse ve bana bir tuzak hazırlıyorlarsa diye düşünüyordum. Düşüncelerimi annem ve babamın sesi bozdu. Kapıyı sessizce açarak onları dinlemeye başladım. Babamla annem hararetli hararetli bir konuda konuşuyorlardı. Büyücü hakkında olduğunu anladım. O mu yapmış dedi annem. Yeni taşınan aile. Hatice ve Sabri onlar büyücüydü dedi babam. Ama kızları var. Onlar değildir. Muhtar ne dedi? Yoklar demiş size belki bir şey için gitmişlerdir dedi annem. Neye gidecekler? Düşüncen çok saçma. O şeytanlar yaptı. Cinlere, şeytanları tapıyorlar onlar dedi babam. Ben sakince onların bulunduğu odaya yöneldim. Onları duyduğumu belli etmek istemiyordum. Geldiğim anda sanki hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek beni karşıladılar. Tam ağzımı açıp, Onlara bir şey diyecektim ki evimizin tahta kapısı yumruklanmaya başladı. Birisi her sert kapıyı çalıyor. Sanki alacaklıymış gibi açın diyerek bağırıyordu. Kapıya daha çok vursaydı tahta olduğundan dolayı kırılabilebilirdi. Eski ve basit bir kapıydı. Babam muhtar bu diyerek hızlıca kapıya yöneldi ve kapıyı açtı. Muhtarın yüzü Allah bullak olmuş. Korkulu bakıyor ve diğer seferki gibi nefes nefesi kalmıştı. Halil dedi derin nefes alarak. Halil ölmüş dedi. Bunu derken gözünden bir damla yaş akmıştı. Elinin kenarıyla gözleşini sildi. Halil amca arkadaşımın babasıydı. Çok iyi kalpli, sevecen, herkesin sevdiği bir adamdı. Muhtar daha korkulu bir yüz ifadesiyle yutkunarak söze devam etti. Söylerken sesi titriyordu. Keşke bu köydeki anılarım daha doğrusu acılarım hiç yaşanmamış olsaydı. Keşke herkes gidelim dediği zaman muhtar o güzelim konuşmayı yapmasaydı. Herkes köyden ayrılsaydı Evinde çok kötü halde ölü bulunmuş. Görenin midesi kalkar. Allah şahidim olsun. Hayatımda ne böyle ölüm gördüm ne de duydum. Allah kimseye böyle bir ölüm nasip etmesin demişti. Artık dayanamamış. Gözlerinden birkaç damla yaş gelmeye başlamıştı. Muhtara bir bardak su verdi babam ve bir koltuğa oturttu. Anneme söylemiştik. Daha güvende olması için biz gidip gelene kadar Çiçek ablalarda kalacaktı. Çiçek abla bizim komşu. Annemin de en sevdiği kişilerden biriydi. Muhtarın eşliğinde geldiğimizde birkaç jandarma evin önünü sarmıştı. Halil amcanın karısı Fatma teyze ise oturmuş ağlıyordu. Köyden birkaç kadın ona teselli vermeye çalışıyor. Acısını dindirmeye çalışıyordu. Ne yapsalar da dinmezdi ki bu acı. Halil amca çok kötü ölmüştü. Gözümün önünden gitmeyen o ölümü asla unutamayacağım. Her şey merakım yüzünden olmuştu. Ve o eve hiç girmeseydim keşke. Keşkeler bir şey ifade etmiyor.'' Eve babamla beraber girmiştik. Muhtar girmemizi hiç istemiyordu ama istemese de bir şekilde girmiştik işte. Kolları bacakları ters dönmüş. Üzerine simsiyah bir poşet atılmış şekilde duruyordu. Merak ederek poşeti kaldırdığım zaman gördüğüm manzarayla şok oldum. Hala gördüğüm kabuslarda ve düşüncelerimde olan görüntü hiç gitmiyor aklımdan ve kabuslarımdan. Karnı sanki bir vahşi hayvan tarafından deşilmiş. İç organları bir şekilde çıkarılmıştı. Kusmamak için kendimi zor tutsam da hızlıca evden ayrılıp bir köşeye kustum. Babam da tövbeler olsun diyerek korkuyla geldi ve iyi olup olmadığımı sordu. Bu olaylar olurken de jandarma tüm köylüyü sorguya çekiyordu ve olayların etkisiyle rüyamı da unutmuştum. Akşam olmuştu. En korktuğum akşam. Uyumak için yatağa yattığım zaman saat gecenin 12'siydi. Tam uyumuştum ki bir ürpertiyle geri uyandım. Gözlerimi açtığım zaman imkansız bir şey olmuştu. Rüyamdaki kızın beni çağırdığı köy yakınındaki ormanda uyanmıştım. Üzerim çamur içerisindeydi. Korkunun verdiği adrenalinle karışık bir şaşkınlık vardı içimde. Birden neden bu ormanda uyanmıştım ve bu olay nasıl olmuştu diye düşünürken ay ışığında görünen bir gölge gördüm. Hatice denilen şeytan kadın ve onun tıpkı aynısı olan şeytan kızı gelmişlerdi. Ama nasıl olmuştu diye sorgulayamıyor, düşünce yetimi kaybetmiş gibi duruyordum. Dua okumayı düşündüm. Belki bu şekilde kurtulabilirdim ümidiyle dua okumaya çalışıyordum ama yarısında bildiğim dua dilime veriyordu. Hatice'nin kızı yanıma gelip beni omzumdan kaldırdı ve çembere doğru itti. O çemberde ne yapacaklarını bilmeden beklerken yine bir ümit dua okumaya başladım. Ama bu sefer okuyabiliyor. Okudukça da kendime zarar veriyordum. Bu çember içerisindeyken okuduğumda oluyordu. Dua derken tarif edilmesi güç acılar çekiyordum. Kıza baktığımda Rüyamdaki gibi gözleri yine kıpkırmızı olmuştu. Bana bakarak boğuk bir sesle ''O dağların seni kurtaracağını mı sanıyorsun?'' dedi. Bunun bir rüya olmasını isterdim. Maalesef ki değildi. Allah'a beni kurtarması için dua ediyordum ve bu sırada da kız elinde bir şişeyle bulunduğum çembere giriyordu ve şişenin içerisindeki kan olduğunu düşündüğüm şeyi üzerime döktü. Fırsat bu fırsat diye düşünerek kızı ittirerek kaçacaktım. İki elimi de kaldırmaya çalıştım bu sırada sanki felçmişim gibi hiçbir şey yapamadığımı fark ettim. Ağzımı oynatmaya çalıştım fakat o da olmuyordu. Sadece gözlerimi hareket ettirebiliyordum. Kız elindeki tüm şeyi üzerime döktükten sonra bana korkunç şekilde bakarak gülümsedi. Cebinden bir şişe daha çıkararak simsiyah bir sıvı içti ve Arapça olduğunu düşündüğüm birkaç sözcük söylemeye başladı. İçimde tarif edilmez bir korku vardı. Birden bir ışık patlaması gördüm. Bu olduğu sırada kız ve annesi de durmuş oraya korku içinde bakıyorlardı. Arkama bakamıyordum. Hala felç gibi kıpırdayamıyor ama arkamdaki yoğun hareketliliği hissediyordum. İçimi ferahlatan Kur'an sesini duyduğum zaman bunun kötü bir şey olmadığını anlamıştım. Kız ve annesi insanüstü bir hızla kaçmaya başladılar. Gözlerim onlara odaklamıştım fakat garip bir şey daha oldu. Kız kaçabilmiş ama annesi o hızla kaçmasına rağmen farklı bir varlık tarafından yakalanmıştı. Varlık insana çok benziyordu. Sadece boyu uzun, tırnakları ve kulakları sivri ve elinde bir kılıç taşıyordu. Hiç acımadan kılıcı Hatice'ye doğru yöneltip bir hamlede kafasını kesti. Son duyduğum şey kızın tiz sesiyle anne diye bağırışıydı. Sonrası karanlık. Uyandığım zaman felç halim geçmiş. Kendi evimizdeydik. Başımda sakalları uzun, garip görünümlü, yüzü nur gibi olan bir adam Kur'an okuyordu. Onun Kur'an okuması içimi ferahlatıyor tarif edilmez bir mutluluk veriyordu. Tamamen okuduğu Kur'an'ı bitirdiği zaman neredeyim diyerek sakince sordum. Sakallı adam Kur'an'ı kapatarak biraz önceki olanları hatırlıyor musun diye bana sordu. Hatırlamak bile istemediğim şeylerdi ama hatırlıyordum. Hatırladığımı belirttim. Onlar bir büyücü ailesiydi evladım. Kız da yeni bir büyücüydü ve bu köyü onlara vereceklerdi. Köy güçlü bir korumanın içinde ve şu an köylü de güvende. Sana gelecek olursak o gördüğün kılıçlı varlığı hatırlıyorsundur. O benim dostlarımdan biri. Ondan korkmana gerek yok. Üzerine bir büyü yaptıkları için gözperden zarar görmüş. Bundan dolayı onları görebileceksin. Korkma ve Allah'a sığın dedi bana. Sonra da tam kapı eşiğindeyken benim adım Bilal. Allah'a sığın evladım. Asla Allah'tan başka bir varlığa güvenme. Ondan da korkma diyerek kapıyı yavaş biçimde kapattı. Uykum çok vardı ve biraz gözlerimi dinlendirmek belki de uyumak istiyordum ama uyumaktan da korkuyordum. Hoca ne derse desin yine de korkmam normaldi. Uyursam yine o ormanda uyanırsam veya hiç uyanamazsam diye düşünceler kafamı kurcalıyordu ki yorgunluğum verdi uyku haliyle dalıp gitmişim. Her gün gördüğüm kabusların aynılarından görüyordum. Yine bir kabus ve rahat bırakmıyorlar. Yine ormandayım ve çemberdeyim. Büyücü olan kız gelip çembere yine giriyor. Bana bu sefer dalga geçer gibi alaylı bakmıyor. Sinirli ve sanki tek hamlede boğacakmış gibi nefret dolu gözlerle bakıyor. Annemi, annemi sen öldürdün dedi üç kere. Senin yüzünden öldü. Senin enerjinden hoca bizi buldu. Ben kaçtım ama annem kaçamadı. Seni öldüreceğim diyerek bana bir vahşi hayvan gibi atıldığı anda elime avcum ona bakacak şekilde uzatarak gerçek hayatta okumaya bile bilmediğim birkaç ayet okudum. Bundan sonrasında ise Kız tiz çığlıklar atıyor. Kız çemberin içine tutsak hale düşüyor ve kendini bir sağ bir sola vuruyordu. Her vurduğu zaman acı çekiyor ve yapmamam için yalvarıyordu. İki elimi de kaldırdığım anda uyandım. Hoca yanı başımda bana şaşkın şaşkın bakıyordu. Ben de ne olduğunu anlamamış hocanın gözlerine bakıyordum. Hoca sonunda bir şey söylemek için ayağa kalktı. Biraz önce onu nasıl yaptın diye sordu. Ne yapmıştım ki hepsi rüyaydı. Bu soruyu hocaya yönelttiğim zaman hoca daha fazla şaşırdı. Biraz önce burada bir cin vardı. Evin koruması var fakat nasıl olduysa geçmişler ve O cin sana saldırdı. Tuzak benzeri bir mühürleme kullandığı için sana yardım etmek için yaklaşamıyordum. Bundan dolayı dua okuyarak yardım edecektim. Ama sen hüttamların bile zor bildiği çember yakma tılsımını kullandın. Onu çemberleyip yaktın. Sen ne gördün peki? Anlat evlat. Çok garip hissediyordum. Hoca bunları anlattığı zaman ilk birkaç saniye idrak edemedim. İçimde sanki hiç mutlu olamayacakmışım gibi bir his vardı. Korkuyor. Korkularımın dinmesini istiyordum. Ne gördüğümü anlattım hocaya. Bunun bir rüya olarak göründüğünü. Ormanda benim üzerime kan döktükleri bir çemberde bilmediğim ayetleri okuyarak cin yaktığımı söyledim. Onları okuduğum zaman cinin yani kız suretindeki varlığın acı çektiğini de ekledim. Hoca garip bir yüz ifadesiyle bana bakıyor ve bir şeyler düşünüyordu. İçimden Allah'a dua ediyordum. En azından böyle korkularım geçiyordu. Hoca ayağa kalkıp beni de ayağa kaldırarak odadan çıkarttı. Odanın dışarısında babam, annem, muhtar ve birkaç köylü vardı. Hoca muhtara bakarak bana boş bir oda hazırlayın. Ondan fazla ayna, biraz mum, bir avuç tuz, sirke, su dolu tas getirmenizi istiyorum dedi. Muhtar sözünü ikiletmeden hızlıca bir odayı düzenledi ve beş dakikaya hazırladı. ''Buyurun hocam.'' diyerek odaya çağırdı. Hoca beni de alarak odaya doğru yöneldik. Odada hiç ışık yanmıyordu. Camların üzerine odaya ışık girmemesi için bir şey yapıştırılmış ve o şekilde de kapatılmıştı. Korkutucu duran bir ortamdı ve gerilmeme sebep oluyordu. Hoca su dolu tası önüme koydu ve karşıma da oturdu. ''Bak şimdi evlat, dediklerimi eksiksiz uygularsan ne sana bir şey olacak ne de başka birine. Sana ne olduğunu anlamak için bu tası kullanacağız.'' biraz sonra senden birkaç damla kan alacağım. Bunu kabul ediyor musun? Başımla dediklerini onayladım ve hoca işlemleri yapmaya başladı. Tasın etrafına mumlar dizerek hepsini yaktı. Ama biri hariç. Birisini yakmadan tasdaki suda ıslatarak mumların yanına koydu. Eline küçük bir çaka alarak birkaç damla kanımı tasa damlattı. Sonra da anne adımı bir kağıda yazarak o kağıda da suya attı. Bak şimdi evlat korkmadan suya bakacaksın. Ya sana fısıldayacaklar. Ya da sana görüntü gösterecekler. Korkmadan bak ki anlayalım. Bu görüntüler seninle alakalı. Belki Hüddan bile olabilirsin diye düşünüyorum. Yani benim gibi hoca. Şimdi bunları anlatarak seni sıkmayayım. Sudan ne olursa olsun gözlerini ayırma dedi ve bakmaya başladım. Birkaç dakika bir şey olmadı. Aradan biraz daha zaman geçince su dalgalanmaya başladı. Dalgalanma bittiği zaman kendimi ve ormanı görüyordum tekrardan. Hatice ve kızı vardı kız üzerime şişedeki sıvıları döküyordu. Sonra beni kurtaran kılıçlı varlık geldi. İkisi de korkarken kız kaçmaya başladı. İnsan üstü hızla koşarak uzaklaşırken ikisi de birden duraksadı. Hatice'yi kılıçla öldüren varlık kıza yönelirken kız anne diyerek tiz bir sesle bağırıp iki cinle oradan hızlıca uzaklaştırıldı. Onu kaybettiğini anlayan bir varlık bir şeyler okuyarak çemberi dağıttı ve beni oradan alarak hızlıca uzaklaştı. Artık boş bir orman ve Hatice denen şeytanın cesedi vardı ki yeniden hareketlilik olmaya başladı. Hatice'nin kocası ve kızı geldi. Kız gözleri dolu dolu bakıyor. "Hepinizi bitireceğim." diyerek yanındaki cinlere fısıldıyordu. Bilmediğim dildi ama anlıyordum. "Onu hiçbir şey anlamadan bitir. O bir hüttam olamayacak. Onu bitir ki kudretli bir büyücü olabileyim. Annemin intikamını alabileyim ve sizinle daha büyük işler yapabileyim. Git ve onu bitir." Bunları dediği zaman yine etraf karanlıklaşmış. Su dalgalanmaya başladığı anda ise bir sembol görmüştüm. Belki hocaya söylerim bir şey ifade ediyordur diye uzun uzun bakarak sembolü anlamaya çalıştım. İç içe geçmiş üçgenler ve içlerinde olan yuvarlaklar. Her köşesinde bir küçük yıldız. Yıldızların ortasında kırmızı noktalar vardı. Suyun dalgalanması bitince sudan gözlerimi ayırıp hocaya baktım ve tüm olanları hocaya anlattım. Sembolü de anlattığım zaman hocanın yüzünde bir gülümseme belirdi. Allah'ın sevgili kullarındansın evladım. Hüddamlık ilmine hak kazanmışsın demişti hoca. Ben bu ilmi yapabilir miydim? Hoca tekrardan söze devam ederek, Bak evladım, biliyorum korkuyorsun ve cinlerin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Bu ilmi Allah'ın izniyle sana öğreteceğim ama kabul edersen, eğer kabul edersen beraber köyü kurtarırız ve bu ilmi öğrendiğin zaman hem bu dünyanın hem de ahiretin mutlu geçer. Bu ilmi kabul ettiğin zaman yine de birkaç sınavla karşılaşacaksın. Belki sevdiklerin elinden alınacak. Belki bir şey imtihan edileceksin ama yılmadan, usanmadan, Allah'a isyan etmeden, bu ilimde hiçbir çıkarın olmadan insanlara yardım etmeyi kabul ediyor musun dedi hoca. Düşünmeme bile gerek yoktu. Beni bu ilme uygun gören Allah için bu yolda canımı bile verebilirdim. İçim huzurla dolmuştu ve direkt kararımı belirttim hocanın sevişten gözleri dolmuş ve bana sarılmıştı. Ne büyük Allah ki bu yolda yürürken hiç çocuğum bana baba diyecek bir evladım olmadı. Bu ilmi güvenmediğim birisine de öğretemezdim. Kötü bir insanın eline bu bilgiler geçmemeliydi. Her şehrin altında bir hayır vardır ki Allah bizi karşılaştırdı. İlk bu köydeki şeytani büyüleri çözer. Sonra da sana ilmi öğretirim. Esasen işte o büyücüler de buna vesile oldu dedi hoca. Odadan çıktığımız zaman Babam hocaya bakarak meraklı şekilde ne olduğunu sordu. Hoca olayı özet geçerek hızlıca anlattı. Çünkü köyde hala büyüler vardı ve onları çözmezsek köy tehlikeye girecekti. Babam duyduklarından çok şaşkındı. Fakat ağzını bile açamadan hoca hızlıca kolumdan tutarak beni oradan çıkarttı. Evet evlat ilk büyük köy meydanında. Ben çözerken sana söylediğim ayetleri okuyarak bana destek olabilirsin sadece. İlmi bilmediğin için seni tehlikeye sokmak istemiyorum dedi ve köy meydanına doğru ilerledik. Geldiğimiz zaman hızlıca bir kürek yardımı ile toprağı kazmaya başladım. Hoca ise dualar ile bana destek çıkıyordu. Şükür ki bir poşet çıktı. İçinde büyü olduğunu düşündüğüm poşetti. İçini açmadan poşeti topraktan çıkarttım. Hocanın söylediği kelimeleri tekrar ederek poşeti açtım. Canilikti bu. Ölü bir karga derisi yüzülmüş şekilde birkaç et parçası Bağlı kağıtlar ve ipe bağlı bir karga kafası vardı. Bir de hocanın anlaşma kağıdı olarak belirttiği birkaç mühürlü kağıt bulunuyordu. Hoca hızlı şekilde dualar okuyarak kağıtları çözüyordu. Ben de ona destek olmak için dualar okuyordum. Kağıtları çözüp okuduktan sonra yakarak çukura küllerini atıyordu. Bu en az yarım saat boyunca sürdü ve karga cesedini de eskisi gibi hiçbir değişiklik yapmadan okuyarak çukura gömdü. Üzerini kapattı. Sadece bir anlaşma kağıdı kalmıştı. Onu okuyarak yakarken sanki acı çekiyor gibiydi. İki varlık gördüğümüzde dilimi yutacak gibiydim. İnsanın delirmesine sebep olacak kadar korkunçtular. Hoca cebinden bir şişe çıkararak o varlıklara içerisindeki sıvıyı serpti. Varlıklar acı içerisinde bağırdılar ve kaçmaya başladılar. Ama bu benim üzerime çemberde yapılan şey gibiydi. Kıpırdayamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlardı. Söyleyin ey ateşten olmalar. Size bu köyü Hatice ve kızımı verdi. Varlığın biri hocaya doğru nefretini kusarcasına sana ölsek de bir şey söylemeyeceğiz pis çamur dedi. Ormanda gördüğüm kılıçlı varlık birden onun önünde belirerek onun boğazını kesti. Bunu gören diğer varlıklardan biri bekle çamur ne istiyorsan anlatacağız. Bizi de onun gibi öldürmezsen eğer dedi. Korktuğu belliydi. Bundan dolayı anlatacaklardı. Hocanın dostu Hızlıca oradan ayrıldığı zaman varlık anlatmaya başladı. ''Hatice ve kızı, onlar güçlü büyücülerdi. Sizin ilk taşındıkları zaman gördüğünüz adam onların kölesi olmuştu. Bu köyü bizim kabilemize hediye ettiler. Fakat siz, siz olmasaydınız işimiz hızlıca biter, köyü ele geçirmiş olurduk. Ama işler istediğimiz gibi ilerlemedi. Büyü daha iyi, daha güçlü olsun diye Hatice ve kızı yanlarında bulunan ve aile gibi görünmeye sağlayacak olan adamı öldürdüler.'' Planları değiştirdiler. Hızlıca oradan ayrıldılar. Bize yardım için başka bir kabile çağırdılar ki bir problem olmadan köyü alalım diye. Ama bir kurban daha istendi dedi cin. Gözleriyle bana bakarak sen, seni istediler. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Onlar kendilerini güçlü sanıyorlardı. Fakat o çamurlar tam bir ahmak. Senin bir hüddam olduğunu bile anlayamayacak kadar aptal onlar. Seni orada öldüremediler.'' Ve Hatice orada öldü. Kızı intikam almak ve daha güçlü olmak için senin hüddam olduğunu bilerek sana ilmin gelişmeden saldırmak istedi. Ama yanındaki hocanın cini seni korudu ve senin de bilmediğin bir yardımcın var. Tam ilime eriştiğin zaman sana yardım edecek, sana görünecekti. Bunu ne Hatice ne de kızı olacak çamur biliyorlardı. Bizi köleleri olarak görüyorlardı ama onların bizim kölemiz olduğunu unutmuşlardı. Biz değil onlar bizim kölemizdiler. Bunları anlattığı zaman kanım donmuştu. Bir insan nasıl bu kadar cani olabilir diyerek her zaman düşünüyorum. Hoca oracıkta onları öldürdü ve hızlı adımlarla sanki genç bir delikanlıymış gibi köyün yakınındaki her şey yaşadığım ormana doğru gitmeye başladı. Hocam diye seslensem de beni duymuyor. Ona yetişmem çok zor oluyordu. Vardığımızda büyücü Hatice'nin kızı bize öfkeli bakıyor. Arkasındaki kafirciğin ordusuyla bekliyordu. Ahiretini neden ailenin yolundan giderek bitirdin?'' bu sana ne kazandırdı diyerek öfkeli biçimde kıza bağırdı. Kız onu umursamadan cinlerine bize saldırma emri verdi. Bizim bir ordumuz yoktu diye düşünürken ilk olarak ormanda gördüğüm hocanın dostu yanında büyük bir orduyla gelmiştiler. Hiç görmediğim türde bir savaş başladı. Hoca bana büyük bir poşet vererek bak evlat kafir cin ordusuna bu tozlardan alarak atman istiyorum. Atarken büyü çözdüğümüz zaman okuduğumuz ayetlerden okuyacaksın ki bizim dostlarımız okuduğun ayetlerle güçlensin ve savaşı biz kazanalım. Hocanın dediği gibi yapmaya başladım. Ortada bir büyü olmadığı için cinler bana veya hocaya fiziksel hasar veremiyorlardı. Bundan dolayı biz kazanabilecektik diye düşünerek hızlıca tozu kullanarak cinleri yakıyordum. Toz attığım cin birden eriyerek yok oluyor. Kalıntısı bile kalmıyordu. Savaş böyle devam ederken birden annem ve babamı ormana doğru koşarken gördüm. Nasıl olurdu annemin hala komşuda olması gerekiyordu. Ve babam da muhtarla beraber olmalıydı. Bu olamazdı. Sanki birisini takip eder gibi savaşın olduğu yere doğru ilerliyorlardı. Hoca bana doğru korkuyla bakarak çabuk onların buraya gelmesini engelle ölebilirler. Dediği anda tam onlara yönelecektim ki ayağıma takılan bir çelme ile kendimi yerde buldum. Hızlıca kalkmaya çalışırken yüzme bir şey dökülmüş hiç şansım kalmamıştı. Yine beni felç yapan şeydi bu.'' Ama felç durumu hızlı geçti. Hemen ayağa kalktım ve beni felç yapan sıvıyı döken kişiyi gördüm. O şeytan kızdan başkası değildi. Hızlıca onu iterek annemlere doğru baktım. Keşke hala felç kalsaydım ve bu görüntüyü görmeseydim. Annem ve babam kötü bir biçimde ölmüşlerdi. Öldükleri yerde benim görüntümde bir cin vardı. Bu cin onlara tuzak kurarak öldürmüş olmalıydı ve hüttam olmadıkları için onlara fiziksel bir hasar verebilmişlerdi gözümden birkaç damla yaşaktı. Ağlayarak yere çöktüm. Savaş eskisi gibi devam ediyordu. Fakat kafir ordu öndeydi ve hoca yorulmuştu. Benimse kalkacak halim kalmamıştı. Ailem ölmüştü ve tutunacak bir dalım yoktu artık. Hocanın dediklerini hatırladım birden. Ne olursa olsun bu ilimden vazgeçmeyeceksin. Biri ölse bile vazgeçmemeliydim. Ayaklarım titrese de aldırmadan ayağa kalktım. Kalkar kalkmaz tekrardan o kızı gördüm elinde bir bıçak bana doğru hızlıca koşuyordu. Tam yakınıma gelmiş bıçağı saplayacakken büyük bir ışık patlamasıyla ileri savruldu. Savrulduğu anda bıçak karnına girmişti. Ona doğru yöneldim ve nasıl olduğunu anlamaya çalışıyordum. Işık içerisinden bir ordu çıkmış. Ordudaki herkes nurlar içerisinde parlıyor gibiydi. Hızlı şekilde ikişer üçer kafirleri parçalamışlardı. Kız son nefesini veriyordu ve verirken bile ailen öldü. Sen de elbet bir gün ölürsün Diğer büyücüler, diğer dostlarım seni öldürür. Senin ve senin gibilere lanet olsun dediği anda gözleri kapanmıştı. Savaş bitmiş. Hocayla ben kalmıştım. O köyde hocayla yaşayarak ilim öğrenmeye başladım. Bir baba gibi oldu bana ama her ölümlü gibi yaşlılığın verdiği hastalıklar yüzünden o da aramızdan ayrıldı. Kanserdi ve ölüm hiç zorlayıcı olmadı. Allah rahmet eylesin. Bense ilmime, uğruna hayatıma adadığım bu yola kaldığım yerden devam ediyorum. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.